Eğer siz de bu şekilde uçan kuşlara ateş ediyorsanız bu video tam size göre. Gelin isterseniz Movement rehberine bakalım. Movement ne demek? Öncelikle ona bahsedeyim. Movement dediğimiz sistem hareket sistemi, yani oyunda kullandığımız karakteri WASD ile mi yönettiğimiz yoksa ADAD ile mi yönettiğimiz bir sistem. Ve gerçekten çok önemli bir konu dostlar. Bunu tam izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü gerçekten bilmediğiniz pickler olacak, bilmediğiniz taktikler olacak ve e-spor maçlarında kullanılan bilgiler olacak. Like atıp abone olmayı unutmayalım çünkü dostlar Valorant'ta gerçekten güzel içerikler üretiyorum ve üretmeye de devam edeceğim. Gelin isterseniz şimdi fazla uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle gelin isterseniz pick almanın en kolay yolunu göstereyim dostlar. Öncelikle bazı arkadaşlarımız şu şekilde site'lara W'de giriyorlar. WAD. Sanki araba kullanır gibi giriyorsunuz dostlar. Tabii bu bizim oyunumuzu gerçekten kötü etkileyen bir sistem. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor tam olarak? Bizim kullanacağımız formasyon nedir? Bu gerçekten basit bir formasyon ve kullanışlı bir formasyon arkadaşlar. Bunu e-spor maçları izleyen arkadaşlarımız ve yüksek rankta oynayan arkadaşlarımız çok fazla zaten görmüştür. Ben de Diamond 1'im. Gerçekten görüyoruz. Öncelikle böyle bir pik atma yolu yoktur. Kafanızdan kurşunu yersiniz ve haritada zaten yakınlaştıkça sizi adam bir pik atar ve şuradaki adam sizi kolayca vurabilir. Ve bunu her raid'de yapmanızı tavsiye ediyorum dostlar. Peak alacağınız yerleri öğrenmeniz açısından. Öncelikle gelelim bakalım. Biz şimdi A side oynamamız gerekiyor. Şu şekilde, tamam mı? Atak yaptığımız zaman öncelikle her yeri bir peak alıyoruz dostlar. AD ile arkadaşlar. AD'yi kullanarak her tarafa bakıyoruz. Yavaş bir şekilde çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve AD yaparak yaptığımız için adamlar bizim tüm vücudumuzu görmeden biz onları görmeye çalışıyoruz dostlar. Bu şekilde her side'ı, her tarafı kontrol ettikten sonra gördüğünüz gibi bu şekilde adam sizi vurması zorlaşacak. Çünkü peek alma yöntemi nasıldır? Adam sizi şu şekilde çıktığınız için tüm beden olarak ve savunmasız bir şekilde bulur. Peki peek dediğimiz olayın sistemi nasıl? Ben şimdi buradan peek aldım ya dostlar. Şimdi geldim. Buradan peekimi aldım. Bakın. Şurayı ben kendime bir zırh adeta o şekilde kullanıyorum. Zırh görevi görüyor burası bana. Buradan çıktım. Burayı kontrol ettim. Burayı kontrol ettim. Burayı kontrol ettim. Ama şöyle çıksaydım. 1, 2, 3, hatta 4 diyelim şuradan da. Hatta 5 olsun arkadaşlar. 5-6 yerden bizi vurma şansı olan adamlar olacaktı. Belki de adamlar buraya pusmuştu. 5 kişi birden çıksa ben ne yapabilirim? Bu şekilde dımdıza kaldım. O yüzden peek atmanın en kolay ve en etkili yolu AD yapmaktır dostlar. Teker teker kontrol edeyi de çıkın. Bazı Valorant oyuncularında görüyorum ki sanki arkasından köpek kovalıyormuş gibi böyle koşuyorlar. Anasını dedim la yavaş oğlum. Oğlum yavaş. AD yaparak gel, tamam mı? Bak bu şekilde AD yaparak çıkabilirsin. Bunda hiçbir problem yok. Yani tam olarak söylemek istediğim şey bu şekilde koşarak girmekten ziyade peak yapmayı öğrenin dostlar. Tabi bunu başka yerlerde de göstereyim anlamanız açısından. Örneğin diyelim ki hamama oynayacağız. Hamama girmeden önce biz şu şekilde bir peak alacağız. Peak aldıktan sonra hatta böyle size atak yaparken nasıl peak almanız gerektiğini de öğreteceğim. Bu şekilde öncelikle AD yapmayı öğrenin. Bunu elinizin alışkanlığı haline getirin ve yavaştan oynayın dostlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde AD yapa yapa oynarsak eğer herhangi bir şekilde sorun olmayacak. Ve adamlar bizi görmeden belki de biz onları vurabileceğiz. Eğer 240 Hz veya 144 Hz monitörünüz varsa adamları daha önceden görebilir ve adamları öldürebilirsiniz dostlar. Fakat aslında şöyle bir peak yok. Böyle bir peak olamaz abi. Anladınız mı? Çıkarsın tak. Gördün mü? Bu şekilde shoulder peak de atabilirsiniz dostlar. Bunu sizlere şunu söyleyeyim. Custom game'e girip tüm haritalara test etmenizi öneriyorum. Bunu bir de DM'de yaparsanız gerçekten işiniz çok kolay olur. Çünkü DM'de yaparak diğer karşı, yani diğer oyunculara karşı oynadığınız için gerçekten güzel bir avantaj elde etmiş ve tecrübelenmiş olacaksınız. Diyelim ki spike'ı kurdunuz. Gördüğünüz gibi şu şekilde AD yaparak çıktığınız için adam sizi çıkmadan vurabileceksiniz. Bu sizi, bak garanti veriyorum, ranklarınızı kat ve kat yükseltecek bir sistem. Fakat abi bunu hemen alışamayabilirsiniz. Şu şekilde çıkan arkadaşlarımız halen daha var. Sen böyle nasıl vurmayı düşünüyorsun kardeşim? Anladın mı? O yüzden peak atmayı öğreneceksin bu videoda. Ben sana öğreteceğim. Şimdi gelin isterseniz ikinci sistemimize geçelim. İkinci sistemimiz neydi bizim? Çömelerek vurmama abi. Şimdi çömelerek vurmayacağımız alanlar var. Çömelerek vurabileceğimiz alanlar var. Peki biz nerede çömelmemeliyiz dostlar? Çömelmek normalde CS'de bildiğiniz gibi sizin spreyinize daha doğrusal gitmesine yardımcı olan bir sistem. Fakat her zaman yararlı olmayabiliyor. Çünkü
Siz eğildiğiniz zaman karakterimiz küçülüyor ve kafadan vuruş ihtimalimiz artıyor. İsabet oranı artıyor karşıdaki adamın. O yüzden her defasında çömelmemenizi rica ediyorum. Fakat şu durumlarda çömelmezseniz veya çömelirseniz daha iyi olur diye bir şey söyleyeceğim. Şimdi öncelikle ikiden fazla adamla çatışırken veya savaşırken abi kesinlikle çömelmeyin. Çünkü birisini ateş etmeden diğeri sizi küçük göreceği için ikisinden birisi elbette sizi vuracaktır. Bu bir garantidir. Çömelmeden oynarsanız o durumlarda ikiden fazla adama savaşırken sizin için daha güzel olabilir. Bir de bir açı tutturduğunuz zaman yani ne demek bu? Siz burada duruyorsunuz şuraya bakıyorsunuz değil mi? Siz buraya çömelerek bakarsanız yine aynı şekilde çıkan adam pik yaparak sizi kolay bir şekilde vurabilir. Yani ne demek istiyorum? Siz buraya küçük bir açıdan bakıyorsunuz fakat ayakta değil çömelerek bakıyorsunuz. Abi bu ne demek? Bu ölüm demek. Aa ne enteresan isim. Ölüm demek. Ölüm demek. Anlamadım. Bunu sakın yapmayın. Çünkü karşıdaki adam şu anda arkadaşım olmadığı için gösteremiyorum. Şu şekilde çıktığı anda sizi şöyle görecek. Bak şu kadar. Şu kadarcıksınız ya. Bu ne demek oluyor? Zaten eline geliştirmiş olduğunuz için adam şöyle taradı mı, sprey attı mı yaşama şansınız yok. Yaşama şansınız olmadığı için de ölürsünüz. O yüzden olabildiğince ayakta durun ve ayakta bir açı tutturduğunuz zaman şu şekilde vurmaya çalışın dostlar. Hele ki taarruz eden arkadaşlarımız yani savaşa gidiyorsunuz tamam mı? Siz saldıran takımdasınız. Abi siz niye CTRL yaparak şöyle bakıyorsunuz ki veya şöyle duruyorsunuz? Abi ben böyle oyunlarda şunu gördüm ya adam böyle gidiyor şöyle çıkıyor ya pike. Ya böyle çıkılır mı? Sen daha çıkmadan bak omzun çıktı şu anda adam bizi görüyor. Bizi görüyor şuradaki adam şu anda bizi görüyor. Neden? Çünkü omzum gözüküyor. Sen şu anda buraya baktığın için adam senin omzunu, vücudunu görüyor ve vuruyor. Bu kadar basit. Peki nasıl movement yapabiliriz? Nasıl peek alabiliriz? Peek alma sistemimizden en başta arkadaşlar diyelim ki şurada adam var tamam mı? Bak tam şurada adam var veya şurada olsun. Biraz da başka yerlere gidelim bakalım. B'ye gidelim. Şimdi ben diyorum ki abi en kolay sistemini açıklayacağım. Ardından sizlere gerçekten güzel bir tüyo vereceğim. Hatta kimsenin bilmediği tüyolar olacak burada. Öncelikle en kolay basit peek alma yöntemimiz şudur abi. Bak şu. Gördünüz mü? Adam sizi vurması imkansıza yakın. Çok kolay bir pik ve riski gerçekten az. Bunu aslında her yerde yapabilirsiniz. OP bakan adama karşı da yapabilirsiniz. Fakat OP yapan adama karşı bunu yaparsanız büyük ihtimalle vurulabilirsiniz. O yüzden OP yapan adama karşı, OP ile bakan adama karşı daha farklı bir sistemimiz olacak. Öncelikle en kolay yürüyerek gördüğünüz gibi movement, pik atma. Bu kadar basit. Elinizde silah olursa bu pik olmaz. Fakat bıçak olursa gördüğünüz gibi ışık hızında çıkıp giriyorum değil mi? Hatta buraya bakıyorum. İnfomu aldım. Tak infomu aldım çıktım abi. Tak infomu aldım çıktım. Bu şekilde hızlı şekilde pikler alarak takım arkadaşlarınıza info sağlayabilirsiniz. Bir sonraki info sistemimiz ise zıplayarak info alma. Zıplayarak info almanın iki farklı yöntemi var arkadaşlar. Birincisi şu, gördüğünüz gibi şu şekilde zıplayarak adamlara karşı info sağlayabiliriz. Bunu haritanın her kesiminde neredeyse yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle baktım, orada adam var mı? Hemen infoyu aldım. Şöyle baktım. Şöyle bak hatta şöyle gözüküyor mu? Buradan gözükmüyor. Peki nereden bakabiliriz başka? Hemen bakalım. Şöyle yüksek yerlerden bakmak daha avantajlı. Hop tak baktım çıktım. Gördünüz mü arkadaşlar? Tak baktım çıktım. Beni vuramazlar. Yani o adamın beni vurabilmesi için ya yani inanılmaz bir efor sarf etmesi lazım ve e-sporcu olması lazım. Yani vurması imkansız. Hele ki böyle yüksek yerlerden minimum averajda baktığınız yerlerden sizi vurmaları imkansıza yakın. Bunu A site'da da yapabilirsiniz. A site'da nasıl oluyor peki? Hemen göstereyim abi. Bak buradan hamama bakacağım değil mi? Tak baktım bu kadar. Fakat ben böyle zıplayarak baktığım için karakter hani daha yüksekte kalıyor. Ve adamların vurma şansı artıyor. Peki nasıl bakacağız? Tak gördünüz mü? Bu kadar basit. Hareket durdursanız adam sizi vuramaz mantıken. O yüzden bu şekilde peek atarsanız 10 numara 5 yıldız olur. Bunu dediğim gibi birden çok haritada yapabilirsiniz. Bir diğer haritamız ise arkadaşlar Ascent. Aslında hani birçok harita var dediğim gibi. Bakın tak infoyu aldım değil mi? Tak infoyu aldım kardeşim. Bu kadar basit. Hatta başka yerler de vardı. Hemen bakalım isterseniz. Öyle kutuların olduğu yerlerden pik atabilirsiniz dostlar. Buradan dostlar gördüğünüz gibi zıplayarak info aldığım için adamlar hem beni vurması zor olacak. Hem de ya bu çok kısa bir duvar arkadaşlar. Aslında buradan bunu yapmanızı tavsiye etmem. Bunu nereden yapabilirsiniz?
Hani baktığınız zaman buradan da yapamazsınız. Çünkü zıpladığınız zaman hiçbir şey göremiyorsunuz. Bunun için farklı bir peek yöntemimiz var. Bu peek yöntemini karşıdaki operatör oyuncularına karşı kullanmanızı sık sık tavsiye ederim. Öncelikle gelin isterseniz göstereyim. Buradan diyelim ki şey bakıyor, tamam mı? OP adam bakıyor. Böyle tam şu şekilde adam çok fena bilenmiş, tamam mı? Short çıksın da vurayım, anasını belleyeyim falan yapıyor, tamam mı? Bak böyle bakıyor. Kesiyor. Peki biz nasıl yapacağız abi? Biz geldik buradayız, tamam mı? Operatörün olduğunu biliyoruz. Tak, gördünüz mü? Bu peak atmak pek de kolay değil şahsen. Bu nasıl bir peak oluyor? Bu operatörler için gerçekten hani ıskalaması çok kolay bir peak. Sizleri vurması imkansıza yakın dostlar. Geldik tak. Bak gördünüz mü? Şu anda vurulduk. Çok kolay bir şekilde sistemi yapabilirsiniz. Fakat birazcık çalışmanız gerekiyor şu şekilde. Bunu plant yaptığınız zaman, diyelim ki siz plant yaptınız, geldiniz abi, tamam mı? Bunu A'da göstermem aslında daha basit olur. Burası neresi lan? Aha öldük. Plantimizi yaptık, geldik, kurduk dostlar. Tam şuraya, hatta şöyle kuralım buraya. Spike'ı kurduk. Yavşan teki geldi, tamam mı? Spike'ı çözme fake attı, tamam mı? Geldik. Tak, gördünüz mü? Bu şekilde dostlar. Tam şöyle. Spike'ı gördüğümüz anda adamın çözüp çözmediğini hem infosunu alıyoruz, hem adamın bize vurması imkansız yakın oluyor. Şu şekilde de peek atabilirsiniz ama gerçekten vurması çok kolay olur dostlar. Çünkü adam zaten size kilitlenmiş, değil mi? Adam sizin çıkacağınızı biliyor. Bu şekilde peek atmak da çok az riski var ama yine de riski var. Fakat bunun pek de bir riski yok. Bunu e-spor maçlarında çok fazla kez yapıyorlar. Peki ben daha nasıl hızlı bir şekilde peek atabilirim? Bunu göstereceğim. Adam tam çözüyor böyle, tamam mı? Tak. Patlayacak birazdan bomba, kaçalım. Bu şekilde arkadaşlar spike'ı patlatabilirsiniz. Zamanı oynayabilirsiniz. Aslında birçok yöntemi var. Size anlatmak istediğim bir olay daha var. Bu olay da arkadaşlar şu. Saldırıda, tamam mı? Peek atmanız için şu şekilde yapmanız lazım. AD AD sistemini yapıyorduk. Kombinasyonunu yapıyorduk, değil mi? A'ya basarken arkadaşlar D'ye bastığınız zaman karakter bir anda stop yapıyor. Bu sizin mermilerinizin daha isabetli gitmesi için tam ideal arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç ıskalamıyorum neredeyse. Çünkü karakter tamamen duruyor dostlar. Peki ben A'ya basıp tutup bırakırsam aniden olacak. Gördünüz mü? Direktmen bir tane mermi kaçtı. Bu daha zor arkadaşlar. Bu da isabetli gidiyor ama buna çok çalışmanız lazım şahsen. Ve anında durmuyor. Peki AD AD yaparken tak bir anda durdu. Tak bir anda durdu. Gördünüz mü arkadaşlar? Neredeyse %100 isabetlilikle gidiyor. Bunu da söylediğime göre sizlere bir sistemi anlatacağım. Az önce zaten değindim. Mouse wheel nasıl daha hızlı bir şekilde zıplayabilirim? Bunu merak ediyorsanız merak etmeyin. Zaten şimdi söyleyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar bunny up yapmak da aslında çok çok kritik. Bunu peki nasıl yapacağız? Bunny'yi nasıl yapabiliriz? Zaten shift'e basarak da bunny yapanlar var dostlar. Hani bazı yerlerden giderken sessiz bunny yapabiliyorsunuz. Bunu ben de anlamadım ama bazı kişiler yapıyor. Gördüğünüz gibi az önce ses çıkmadı. Fakat yüksek ihtimalle çıkıyor. Bunu bazı haritalarda yapabiliyorsunuz diye biliyorum. Bakalım şurada yapabilir miyiz? Şöyle. Sanırım ben yapamıyorum şu anda ya. Veya burada olmuyor. Neyse dostlar, şunu da göstereyim. Kontrollere geldik, değil mi? Bakın aşağı iniyoruz. Ekipman. Ekipmanda mıydı? Neredeydi hocam? Zıpla, aynen. Bakın burada. Eylemler kısmından zıplayı buluyorsunuz. Fare tekerleği aşağıyı ben ilk yapmışım. Ardından space yapmışım. Hem space'i zıplayabiliyorum, hem mouse'umun o orta tarafını aşağıya çekerek zıplayabiliyorum. Gerçekten bu da benim bunny up yapmama vesile oluyor. Evet dostlar, videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Görüşürüz.